Lütfen! Yardım edin! Hayır! 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 Bilmiyorum. Sadece eskisi gibi olmayacak. İnan bana. Hiçbir şey değişmeyecek. Herkesi özleyeceğim. Hayat böyledir Betty. Bazen bulunduğun yerden taşınmak gerekir. Senin suçun değilmiş gibi davranma. Her kötü şeyde bir hayır vardır, unutma. Sence de öyle değil mi? Olaylara yaklaşım şeklin gerçekten çılgınca. Öyle olmasaydım, bana bu kadar aşık olmazdın sanmıyorum. Kendini bu kadar abartma. Yoruldum. Geceyi geçirebileceğimiz bir yerde duralım. Highwayman Motel. Merhaba. Yol sormak için geldim deme lütfen. Hepsi emrine amade, 15 tane odam var. İyi haber şu ki nereye gideceğimi biliyorum. Kötü haberse yalnızca bir odaya ihtiyacım var. Elimdekiyle yetineceğim artık. Yalnızca kredi kartına ihtiyacım var. Vay canına. Güzelmiş. Gençmiş. Tam sevdiğim gibi. Evet. Alışılmadık bir resmim var. Evet. Babamın tarihsel göndermeleri yoğun bir ilgisi varmış. Ha, o zaman işinizi halledelim, olur mu? Sizce 8 numara nasıl? Sonsuzluk. Hoşuma gitti. Kayıp yakınlarının ısrarlı başvuruları sonucu sürdürülen çalışmaların düzeyi derinleştirildi. İşte yine başladı. Yerel kolluk kuvvetleri ve FBI kayıp varis Emma Ward'a ulaştırılacak bir kanıt bulmak için Kuzey East Park'ında aranmadık yer bırakmıyor. Yazının aşağı yukarı 6 aylık olduğunu söyleyebiliriz. Emma yaşıyor yazılmış. Kesin bir tarih söylemek imkansız. Akça ağacının o çeşidinin büyüme hızı 6 aya tekabül ediyor. Muhtemelen baharda kaçırılmasının hemen ardından yazılmış. Bulgularla ilgili akıllı kız. Bilgileri Şerif'ten dinledik. Öyle mi? Uzmanlara göre yakın zamanda adli kurumlar... Böyle bir şey yapmak aklıma gelmez. Bize tam zamanını ve diğer ipuçlarını verebilir. Şimdi bir şansı var. Şans hep vardır. Bu işlerin nereye vardığını bilirsin. Havluyu çıkar. Üzgünüm. Her şey için üzgünüm. Duyguları olmayan adam mı üzgün? Duygusuz değilim. Yalnızca duygularımı farklı şekilde yaşıyorum. Her şeyin farklı olmak zorunda mı senin? Normal olmanı istiyorum. Elimden gelse değiştirdim ama yapamıyorum. Yapamıyorum. Sadece onu benden çok sevmediğini söyle. Onu senden çok sevmiyorum.
asla sevmedim. Sadece farklıydı. Kaslarını kullan biraz. Senin için demesi kolay. Bu şaka olmalı. Jack, bana bir iyilik yapıp kapıyı aç. Neden? Neden mi? Kapı açılmayacak ve açmak için sana ihtiyacım var. Teşekkür ederim. Sorun var, sorun var. Hawk. Ah, evim, güzel evim. Bu da ne böyle? Renk. Beni lider kabul edin, ben konuşurum. Konuşmak mı? Sence bunun için biraz geç değil mi? Amy, telefonu ver. Seni adi herif! Yeter! Lanet olsun! Gel ayağa kalk, hadi. Hadi. Senin sorunun düşünmüyor olman. Telefonu vardı. Senin de telefonun var. Seni vurmalıyım. Gürültü civardaki bütün polisler duydu. Her şey berbat etti. Lanet arkanızı kolladığım için özür dilerim. Ne olacağını düşündün ki? Oturup Cleaver'larla çay içeceğimizi sandın. Tatilde olduklarını söyleyen sendin. Şu an sürekli bir tatildeler. Lanet olsun. Bu işi gerçekten batırdık. Ah lanet. Kahrolası, yapacağız şimdi. Ağlıyor musun be? Eğitim. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Eğitim, kapat şunu. Kapatmak mı? Kapatmak mı? Peki kapat ya bunlar? Kapat dedi. Buraya hiç gelmemişiz gibi. Hadi gidiyoruz. Böyle yapmalıydım. Acıktım. Git ya o zaman. Seni burada yalnız mı bırakayım? Tabii. Neden gidip sevgiline yemek yemiyorsun? Mantıklı olur musun? Orada ne yaptığınızı biliyorum. Yanılıyorsun. Highwayman Motel. Bu akşam nerede yememizi önerirsin? Bir bakalım. Buradan 30 kilometre gidip 21 nolu otobandan sağa dönün. Helen'in yeri var. Yemekleri harika. Bifteği de lezizdi. Harika, sağ ol. Bu ihtiyar iyi davranıyor mu sana? Peki öyleyse... Keyfinize bakın çocuklar. Döndüğünüzde görüşürüz. Hepsi onunla ilgili değil mi? Başka biriyle ilgili olduğunu düşünebiliyor musun? Neden güzel bir yemeğin keyfini çıkaramıyoruz? Masa bulmakta zorluk çekmeyeceğiz galiba.
Aklımda kalsın. Balık söylemeyeceğim. Aha işte. Bir affetme işareti. Hemen havaya girme. Keyfinize bakın. İstediğiniz yere oturun. Bu aylarda çok sessizdir. Amber sizinle hemen ilgilenecek. Amber! Servis. Hoş geldiniz. Ben Amber. Günün balığı harika bir dülger. Etse kurutulmuş kuru pirzola. Kimse söylemediği için mi kurumuş? Çok komik. Önden içecek bir şey istemez misiniz? Şarap. Lanet olsun. Helen, susadık. Mizah anlayışına ne oldu? Bak ben sadece eğlenmek zorundayım. Buna mecburum. Tam bir psikopat. Ben bir takım oyuncusuyum. Sen tam bir yük haline geldin dostum. Ve cüzdanın bomboş. Nathan haklı. Bugün sendiniz. Kendini nasıl affettireceğini düşün. Belki yeniden arkadaş oluruz. Doğru söylüyor. Yoksa sen de mi bana kızgınsın? Çünkü bugün senden de şikayet duyarsam... testislerini fasulye haline getiririm söyleyeyim. Sadece kapa çeneni. Saçmalamadığın zaman konuşabilirsin. Ben su dökmeye gidiyorum. Kilona dikkat ettiğini söyleme sakın. Kızlar formlarını korumalı. Çıldırmışsın. Konuşana bak sen. Merhaba. Bu civardan mısınız? Galiba dilsizler. Galiba bu pislikler dilsiz. Sadece buradan geçiyorduk. Geçiyordunuz ha? Taşınıyor muydunuz? Yer değiştiriyoruz. Tüm dünyevi mülkünüzle geziyorsunuz yani. Tüm dünyevi mülküm bu. Bu doğru mu? Senin için ne kadar kıymetli. Lütfen sorun istemiyoruz. Bak boş ver. Tamam. Hey! Eğer bir pislikle konuşmak istesem ona sorardım zaten. Tamam mı? Bence kız arkadaşın bana aşağılık biriymişim gibi bakıyor. Belki de görgüsüz biri. Yanılıyor muyum? Ne dersin? Yapma. Evet, yapma. Bu işin adamı değilsin. İnan bana. Öyle olsan anlardım. Arkadaşımın kusuruna bakmayın. Dost canlısı olmaktan anladığı misafirleri korkutmaktan ibaret. Hadi gidelim. Gidelim. Affedin lütfen. Yürü. Yediğin kaba pislemeyeceksin. Gerçekten tek dünyevi varlığın ben mi? Tüm insanlar içinde ne demeye çalıştığımı sen... Sahip olsun!
Bu lanet olası şeytan. Parçalarını ayırırız. Burada parçalar var. Peki söyler misin? Bu lüks aracın sahibi nerede? Benzin istasyonunda ayılmaya çalışıyor. Ama meraklanmayın. Çünkü Ethan onu işbirliği yapmaya teşvik edecek. Kardeşimi berbat işlerine karıştırmandan hoşlanmadığımı söylemiştim. Herif doğru zamanda doğru yerde olan Burnava'da bir zengin zübbesi sadece. Azıcık işkenceyle hesap numaraları, şifreler ne istersen bizim olabilir diyorum, anla artık. Kolay para kazanma yöntemin turistleri kaçırmak mı? Bozulan işlerimizin telafisi diye düşün. Neden defolup beni rahat bırakmıyorsunuz ki? Ulan bugünkü gibi bir hatan daha olursa seni bitiririm. Anladın sonunda. Ha. Bir komedyen. Bu komik mi görünüyor ha? Canını yaktılar mı? Ne düşünüyorsun? Karar verdim. De affet beni lütfen. Şşş. Konuşmak yok tatlı şey. Devam edemeyeceğim. Sana çeneni kapamanı söyledim. Becer, yapma. Bir tecrübe oldu. Lanet olsun. Açan. Öbür dünyada görüşürüz. Yapma. Hayır! Ne oluyor böyle? Neler oluyor? Oradan uzak dur. Bece. Sen bittin aşağılık herif. Lanet olsun. Yanıldığın nokta burası. Ama bu karışıklığı sonlandırmalıyız. Kelepçeler. İlk hatam buydu. Plastik kelepçe diye bir şey duymadınız mı hiç? Hadi. Bir bana yardım edebilir mi lütfen? Bu iş için çok geç Flynn. Lanet olası da ne? Bu lanet bagajda bulduğum bir kız. Aman tanrım, tuvalet gibi kokuyor. Tamam, kıpırdama.
Tamam mı? Bunu çıkaracağım şimdi. Kıpırdama. Hadi. Tamam. Sakin ol. Aa, yapma. Hey, ısıracak mısın? Lanet olsun. Gel buraya. Tamam. Hey, tamam. Sakin ol. Tamam, sakin ol. Çek ellerini. Sakin olsana. Hey. Bırak beni. O bağırmalar da neydi öyle? Aşağıda kıyametler kopuyor. Tamam dur. Saat sabahın 2:30. Aşağıda kızın biri içine böcek kaçmış gibi bağırıyor. Kafamı karıştırma Amber. Flynn restorandaki şu çifti kaçırdı herhalde. Kes zırvalamayı. Hayır ciddiyim. Gidip bakmam lazım. Hayır hiçbir şey yapman Hayır, gerekmiyor. Hayır söyleyeyim. Hayır. Neler oluyor burada? Hayır. Hayır. Flynn onu arabanın bagajında buldu. Nerede o? Nerede o? Onu öldürdün değil mi? Ne olur öldüğünü söyle. Kimden bahsettiğini açıkla. Aman tanrım. Neler oluyor? Buradan hemen gitmemiz ne? Gerekiyor. Ethan'ı telsizin başına geçir. Şimdi hadi yürü. Hayır gitmek zorundayız. Buradan şimdi ayrılmak zorundayız. Beni neden bırakmıyorsun? O arabanın bagajında ne işin vardı? Cevap ver. Cevap ver. Taşınmak zorundaydı. Geldiklerini biliyordu. Bu yüzden taşınmak zorundaydı. Neden bahsediyorsun? Beni dinleyin. Beni almaya gelecek. Hep gelir. Neden işe bize adamın adını söylemekten başlamıyorsun? Onun bir adı yok. Gelecek ve hepinizi öldürecek. Baba, Ethan telsize cevap vermiyor. Denemeye devam et. Onu yakalayamayacaksınız. Onu yakalayamazsınız. O zaten ölü. Nereden biliyorsun? Kapa çeneni falan. Lütfen polisi arayın sadece. Aptal mısınız? Arayın diyorum. Git de Ethan'ı uyandır hemen hadi. Onunla gidiyorum. Filin rezaletlerinden sıkıldım artık. Bana saygı duyulmamasından bıktım. Deni bu kahrolası bir kitap kulübü değil. İstediğin şeyi hak etmelisin. Saygı istiyorsan erkek gibi davran. Evet, Filin gibi mi yani? Filin Aden'in teki olabilir ama sadık bir askerdir ve bu önemli bir şey. Ben de akraba sayılırım. Küçük kızıyla yatıyor olman sana hak kazandırmaz. Cesur biri olduğunu gösterir kasabadaki herkes onunla yattığına hakkında göre. Hakkında konuştuğun insan benim kız arkadaşım. Tanrım Dance lütfen. Yanlış bir şeyler var. Tamam, gidelim. Ethan, içeride misin? Her size ne olmuş böyle? Oh! Oh! Lanet olsun! Lanet olsun, lanet olsun! Ethan'ı nasıl öldürmüş pislik. Aman tanrım. Kimse Ethan'ı öldüremez. Neler olmuş burada? Oh lanet olsun. Bu çok yanlış. Flynn çok fena batırdı, değil mi? Öyle görünüyor. Lanet olsun. Al. Bence bunlar sana uyar.
Hey! Neyin var senin? Belki temizlenmesine izin vermeliyiz. Ah! Ethan'dan haber alana dek onu gözümün önünden ayırmam. Size söyledim ya. O öldü. Kardeşimi tanımıyorsun. Ve asla tanımayacağım. Ethan! Ne oldu sana? Adın ne? Bir şey soracağım. Neyle uğraştığınız hakkında fikriniz var mı? Kız nerede? Onu gözümün önünden ayırmamanı söylemiştim. O reality şovlarını izliyorum diye benimle o kadar dalga geçiyorsunuz. Bunu görene kadar bekleyin. Amerikan. Genelde pedofiller, banka soyguncuları ve ailelerini öldüren adamlar gibileri hakkında. Ama bir hikayeden çok etkilenmiştim. Canım kızım, sakın vaktimi harcama. Kayıp. Bu işte. Bu sensin değil mi? Oregon Sanat Merkezi'nde normal bir cuma günüydü. 15 üniversite öğrencisinin ailelerinin hafızalarında sonsuza dek kazınacak bir gece. Oregon öğrencisi Emma Ward ve arkadaşları parti yapıyorlardı. Çoğu öğrenci gibi sömestrin bitmesini kutluyorlardı. Ancak kutlamaları kanlı bitti. Bir katil evlerine girdi. Zaten orada bekliyor muydu yoksa bir arkadaş mıydı? Polis ve eyalet yetkilileri bunun neden veya nasıl olduğunun gizemini çözecek ipuçlarını asla bulamadı. Ama her şey bittiğinde 14 öğrenci korkunç bir şekilde katledilmişti. İçlerinden biri asla bulunamadı. Emma Ward, Nashville merkezli Ward Yayıncılık İmparatorluğu'nun varisi. Katili tanıyor muydu? Soruların cevabını avcı Richard Louis ortaya çıkardı. Bu şeyin içine düştüğümde bir geyiği takip ediyor. Görünüşe göre bu yazı aşağı yukarı 8 aylık. Testler camdakinin Emma Ward'ün kanı olduğunu kanıtladı. Şimdi kızın buralarda bir yerde olduğu varsayımına dayanarak soruşturmalarımızı sürdürmek zorundayız. Ward ailesi kızlarının bulunmasına katkı sağlayacak herhangi bir bilgi karşılığında 2 milyon dolarlık ödül vaat ediyor. Sıradaki haberimiz, Kansas City yetkilileri 3 hafta önce evinden kaybolan 21 aylık bebeği aramaya... Bingo. Peki ya arabanın sürücüsü? Tüm bunları yapan manyak o. Bu sürtün alnında para yazıyor bence. Evet, bir de Oregon'dan burayı süren polisler var. Kızı kaçıranı avlamaya geliyorlar. Bak, söz konusu olan böyle ufak tefek bir otoyol soygunu saçmalığı değil, söyleyeyim. Ben burada Emma, büyük bir fırsat görüyorum. Yardım etmek için burada olduğumuzu biliyorsun değil mi? Bu çok önemli. Çok para kazanabiliriz. Sence bu bizim ilgimizi çekmez mi, ne dersin? Bununla neler yapabileceğimizi bir düşünsene. Konuşalım. Burada kalın. O adamın bulunmasını istiyorum. Adamı aradık. Herhalde o ormana gitti. Demek ki yeterince iyi aramadınız. En azından polise gitmeyeceğini biliyoruz değil mi? Bunları yapan adam yoluna çıkanları unutmaz. Ben de unutmam. Ethan'ı buradan çıkarın. Kulübeye koyun. Bu lanet işi halledeceğiz. Hem de hemen. Onu yol boyunca taşıyan neden biz oluyoruz ki? Onu uygun şekilde gömmeliyiz. O çukuru ben kazmayacağım. Tanrım. Bu sinekleri ondan uzak tutar. Şimdi de git aracın arkasını temizle. Bu saçmalık, onu ben getirdim.
Size söylemiştim. Beni dinlemeliydiniz. Tam anlamıyla neyle uğraştığımızı bilmem gerekiyor. Kız nerede? Betty? Öldü. Demek ki onunla işi bitmiş. Ne? Hayır, bunu asla yapmazdı. Ona yapmazdı. Berbat ettiniz. Gerçekten berbat ettiniz. Arkadaşının bize doğru geldiğini düşünmekte haklı mıyım? Sana bir şey sordum. Dur, dur onu! Dur! Dur, dur! Yoksa o merdivenden aşağı inebilen tek şey beynin olur. O zaman bir paspas bulsan iyi olur. Peki öyleyse. O sizi öldürürken kaçma şansım daha yüksek olacak. O yüzden bekleyeceğim. Kızın 2 milyon değerinde olduğunu mu söylüyorsun? Evet. Deni, para saymayı kesip silahları doldurmaya başla. Bu sürtüğü gözünün önünden ayırma. Kıpırdarsa harca Tamara. Biz çıktıktan sonra burayı kilitle. Kapıdan geçen her şeyi vur. Dur biraz, biz derken neyi kastediyorsun? Bu salak herifi tek başına bulamayacak değil mi? Birimizin kalıp kızları koruması gerekmez mi? Kimse arkada kalmayacak. O adi herifi avlayacak ve cayır cayır yakacağız. Ateşle mi yakacağız? Lafın gelişi söyledi salak. Hadi! Ha. O pisliği ölü istiyorum. Adi herif! Onu görüyor musun? Hangi cehennemdesin? Gel de erkek gibi dönüş alçak herif. İkiniz! Lanet olsun, vuruldum. Deni! Deni! Gerçek miyim? Lanet olsun. O çok kötü. Hog nerede? Çok kötü. Yok artık. Ne diyorsun? Yok, ne işte demek yok. Yok? Yakaladı onu. Yakaladı. Tamam. Bana biraz yardım et. Biraz yardım et hadi. Lanet olsun. Kalk hadi kalk. Onu kanepeye götür. Babam nerede? Bilmiyorum, lanet olsun. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bir bakayım. Sadece biz sığırık. İyileşeceksin, merak etme. Buraya geri dönmeyeceksin değil mi? Hog olmadan gitmeyeceğiz. Hog tarih oldu. Kes sesini Flynn. O seni bırakmazdı. Belki fark etmemişsindir ama herif her yerde. Bu yüzden göğüslerini de alıp gitmek istersen bundan memnun seni olur. Seni pislik. Adi herif. Ne yapıyor bu? Bizi tuzağa düşürüyor. Keşke bu kadar insanı öldürmeseydin. Hangi insanları öldürdün? Hangi insanları öldürdün? Seni hiç ilgilendirmez.
Flynn kötü adam oynamaktan vazgeçmek istersin belki. Canınızı kurtaracak olan benim ama sen ölümünü oynamakta kararlı görünüyorsun. Öyleyse birlikte öleceğiz sürtük. Evet, sen kimsin? Buranın lideri mi? Tamamen yanlış oynuyorsun. Adamlarım seni bulacak ve işini bitirecek. Kim bilir, belki de hepiniz kahramansınızdır. Gerçi sen değilsin. Senin kafalası şerefsiz adi herif. Liderlikten şehitliğe terfi etmek tatmin edici bir şey olmalı. Fikrin var mı? Merhaba. Kızı sana getirebilirim. Kızı getiririm. Sen de yoluna gidersin. Hayır, hayır. O küçük işi kendi başıma halletmeyi planlıyorum. Bana yardım edebileceğini düşünmüştüm. İşleri eski haline döndürmek için. Yapabilir misin? Zamanı geriye döndürebilir misin? Hayır. Hayır tabii. Adi suçluların nesinden nefret ettiğimi biliyor musun? Çok vasatlar. Neden bahsediyorsun? Vazifemiz sen? Elimizden gelenin en iyisini yapmak. En iyi halin bu mu? Lanet olsun. Çünkü daha yaklaşmadım bile. Kim olduğumu biliyor musun? Kimim ben? Sence kimim ben? Bilmiyorum. Seri katil mi? Seri katil mi? Tanrı aşkına. Hayır. Seri katiller tekil işlerle uğraşırlar. Ben yüksek rakamlara ilgi duyan biriyim. Bu da beni tam bir psikopat yapıyor. Genelleyebileceğim birkaç şeyim var. Kabul. Saplantılar, ayinler, ganimetler. Bu iş mesela. Ama beni asıl harekete geçiren işi tamamlamaya duyduğum büyük ihtiyaçtır. Evde kaç kişi var? Hesapla. Beş. Beş kişi var. Emmam da dahil mi? Onun sizden biri olduğu düşüncesinde misin? Peki. Amacına hizmet ettin. Son bir sözün var mı? Dur. Az ve öz. Çok zeki değilsin ama açık bir ifade. Apaçık. Yine de olmaz. Hayır, lütfen. Sana bunu yapan adamı öldürmek istediğinden eminim. Kavrama yeteneğin insanın başını döndürüyor. Neden sen? Sanırım şunu söyleyebiliriz. Beni çok seviyor. Bugün çok daha zorlu bir şeye geçiyoruz. Yaşayan şeyler üzerindeki gücün hakkında bir dakika durup İyice düşünelim mi? Seni burada tutan tek şey benim. Bana bir şey olacak olursa sen de ölürsün. Eğlenceli bir bilgi. Kendilerini esir alanlar tarafından salındıktan çok sonra kaderlerine terk edilmenin umutsuzluğuyla kafeslerinde kendi kendilerini yemiş halde bulunan mahkumlar hakkında kayıtlara geçmiş vakalar var. Bunun için kullanılan teknik terimi biliyor musun? Lütfen dur. Sarkografi. Evet. Beni dikkatle dinle. Atar damar kesildiğinde vücut
tüm kanını 10 dakika içinde boşaltma eğiliminde olur. Filmlerde boğazı kesilen birinin hemen düşüp ölmesi gibi olmaz yani. Hayır. Ama kurbanın kendine tıbbi müdahalede bulunması da mümkün değildir. Nedenini biliyor musun? Önemli değil. Ben de doktor değilim. Ama yine de şu kadarını söyleyebilirim. Yaralı yerini kalbinden yukarıda tutarsın ve bölgeye basınç uygularsın ve sıkıca bağlarsın. Bu çok önemlidir. Bana bunları neden anlatıyorsun? Çünkü benden ne kadar nefret edersen et, şimdi hayatımı kurtarma fırsatına sahipsin. Babama ne olacak? Babanla pek iyi anlaşamıyordunuz değil mi? O en iyi rol model değildi. O işkence görecek ve öldürülecek. Neden seni öldürmedi? Sanırım beni yaratmaya çalışıyordu. Sana ne yaptı? Canını mı yaktı? Şansın varken kaçmalıydın. Tamam Dance. Al, yut şunu hadi. Ben ölmek istemiyorum. Sadece yut, acını azaltır. Ben buradayken kimse ölmeyecek. Lütfen sakin ol. Ona gerçekten yardım edecek birini bulmamız gerekiyor. İyi fikir. Ambulans çağıralım. Ben hemen hallederim. Sakin ol. Cipi neden kullanmıyoruz? Adam garaja girmedi. Bir yıldır arızalı duruyor orada. Babam öldü. Ethan öldü. Danny de iyi durumda değil. Çirkin yüzlerinize bakarken ne düşünüyorum biliyor musunuz? Gebereceksiniz. Bana bak. Senin düşündüklerin kimsenin umurunda Dinle değil. Dinle sürtük. Babamla işi pişirmen seni annem yapmaz. Ve o öldüğüne göre burası artık benim evim. Bu yüzden ya çeneni kapa ya da defol git. Çek eline. Merhaba. Seni sürtük. Hey yeter. Yeter artık. Kapıda biri var. Neden birimiz gidip bakmıyor? Gitti sen bak. Sizi koca ödlekler. Ben gidip bakarım. Hok mu? Hayır, bir çuval. Nasıl bir çuval? Bilmiyorum, çuval işte. Çekil şuradan. Hayır!
Hayır, o kapıyı açma lütfen. Çantanın içindeki neyse kötü bir şey. Çekil yolundan lanet olası. Bu babamın yüzüğü. Kan mı o? Lanet olsun. Kapat şu kapıyı. Yeter artık lanet herif. Hadi gel bakalım. Lanet olsun. Çıkmamız gerekiyor hemen. Cipi çalıştırabilirim. Ne, delirdin mi sen? Hemen şimdi bir şey yapmazsam çok vaktim kalmayacak. Bunu biliyorsun. Ben de biliyorum. Cipi çalıştırabilirim ve buradan çekip gideriz. Sila. Pekala Deni. Adam büyük ihtimalle etrafımızı tamamen sardı. Hazır mısın? Hadi. O burada. Tamam. Ay, dikkat et. Gitmelerine izin vermemeliydin. Sana ne bundan? Çünkü onlar öldüğünde sayımız 5'ten 3'e düşecek. Ve bildiğim kadarıyla kalabalık olmak gücü arttırır. Burada dur. Hadi içeri gir. Hadi. Deni, seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Hadi bebeğim. Hadi. Hadi. Evet. Deni, şimdi ne yapacağız? Tamir edeceğim. İyi de nasıl? Tamir edeceğim. Beni bırakma. Endişelenme. Tamam. Evet. Acele et bebeğim. Olmaz. Hadi hadi. Sessiz olmamız. Bir iki şey deniyorum. Kaportaya vurduğum zaman kontağı çevir. Tamam mı? Peki. Sadece bir saniye sürecek. Sakın endişelenme. Tamam mı? Dikkat et. Deni çalışmıyor, Deni. Gazı kökle. Evet, evet, hadi çalışıyor, gel. Gaza iyice bas. Deni, Deni normal çalışıyor, lütfen bin şu arabaya. Ah!
Hemen gitmeliyiz. Ben koş deyince koşacağız. Nereye gitmemiz gerekiyor peki? Şunu duydun mu? Bu ormana koşan Amber'dı. Hemen çekip gitmemiz gerekiyor. Kımıldı hadi. Aman Tanrım, aman Tanrım. Deni, Deni. Tamara, o ölmüş. Hadi kalk, kalk. Ölmüş diyorum, hadi, bin arabaya. Deni, lütfen. Deni. En azından denedin evlat. Tamam, tamam. Sadece bir saniye. Aman Tanrım, seni aşağılık herif. Gel ona bak, ölmemiş. Baksana. Pislik, bırak onu. Ona baksana, ona iyilik ettiğini mi sanıyorsun? Olsun. Onu arabaya getir. Neden yapıyorsun? Çünkü beni zinde tutuyor. Ama ben yanlış bir şey yapmadım ki. Demek ki sadece şanssızsın. İnanılmaz, çıkabildik. Yaşasın. Görünüşe göre hayatlarınızı kurtardım. Bir teşekkür bile yok mu? Eminim ki Deni çok müteşekkirdir. Neden güvenlik için farları yakmıyorsun? Sana fikrini sorduğumu kim söyledi? Buraya kadar geldik. Kurtulmamız çok hoş olurdu. Lanet olsun. Gerçekten ruhu olan tek kişiyi öldürdü. Öyle mi? Peki bu sana nasıl hissettirdi? Servis. Yeni fikirler ortaya atmasın. Aklında bir fikir var mı? Hadi. Şanslı olan sensin gibi duruyor kardeşim. Görüyor musun? Cidden çok büyük. Vay canına. Vay canına. Vay canına. Vay canına. Hey dostum, başına kaza gibi bir şey mi geldi? Kesinlikle. Ya da öyle bir şey. Seni bir yere bırakalım mı? Bugün gittikçe güzelleşiyor. Aklına bir plan geldi mi dahi? Düşünmem lazım. Highwayman Motel. Hoş geldin. İyi akşamlar.
Yol sormak için geldim deme lütfen. Hepsi emrine amade. 15 tane odam. Sadece bir tane yeterli. Hava sıcaklığının mevsim. Yalnız mısın? Ne bu, soru sorma oyunu mu yoksa? Herkesi buna dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyardı. Hava koşullarının 3 numaraya ne dersin? Olarak yansımayacağı sanılırken tarımsal üretimi nasıl etkileyeceği hala. Kredi kartına ihtiyacım var. Özellikle eyaletin batısındaki çiftçilerin endişeleri sürüyor. Konuyla ilgili televizyonumuzda konuşan Çiftçiler Birliği yetkilisi son gerekli önlemler alınmazsa ürün rekoltesinde ciddi düşüşler yaşanabileceğini kaydetti. İlginç bir isim. Değil mi? Haklısın. İstediğin yere park edebilirsin. Size iyi geceler. Alo Şerif, ben Harris. Harikulade bir kır yolunda gidiyoruz. Sadece sen ve ben. Noktaları birleştirirlerse öldüğümüzün resmidir. Bu yüzden Hog ve tüm o saçmalıklar hiç yaşanmadı, tamam mı? Vay canına, zeka küpüsün gerçekten. Ve sen küçük hanımefendi. Kafanı uslu bir kız gibi salladığın sürece sorun çıkmaz. Yolda gidiyorduk. Ve o da ne söyle? Yaralı bir kızın ormandan emekleyerek çıktığını gördük. Onu içeri alıyoruz ve ne görelim? Meğer Emma lanet olası Ward'u bulmuşuz, değil mi? İkramiye günü. Sen ikramiyesin. Böylece tek yapmamız gereken ayaklarımızı uzatıp rahatlamak olacak. Gevşemek. Ama önce seni Nashville'e götürelim. Nashville mi? Beni eve mi götürüyorsun? Sakın bana seni gidip polise teslim edeceğimi düşündüğünü söyleme küçük hanım. Hayır, seni doğrudan babacığına götüreceğim. Çünkü paramı istiyorum. Ama bence sen 2 milyondan daha fazla edersin. Bana kalırsa senin değerin en az 5 milyon. Ne dersin? Evet. Aferin sana. Aferin. Ben tuvalete gitmeliyim. Tamam. Seni burada bekliyorum. Silah şurada. Neden şimdi? Şimdi yapmazsan evde canını varamazsın. Öyleyse sen öldür onu. Ondan yeterince nefret ediyorsun. Yapamayacağımı görmek istemiyorum. Sen farklısın. Belki ikinizi de öldürmeliyim. Peki o zaman? Kafasını patlatacağım.
Neler oluyor burada? Buraya güzellik salonu mu sandınız? Sana yardımcı olacağımı söylemiştim. Aklına geleni söylüyorsun, öyle değil mi? Çünkü o manyak seni yatağa kelepçelediğinde... ona da bu tür küçük yalanlar söylediğinden eminim. Hayatımı kurtardın Emma. Kendimi kurtarmak için seni kurtardım. Başka bir nedeni yok. Üzerimi aradın mı? Bir anahtar için, bir çıkış bulmak için. Anahtar yoktu. Çünkü kilit de yoktu onda. Bana yalan söyleme ama. Bir seçeneğin vardı. Seçimin ben oldum. Ona yalan söyleyemezsin. Tabii hayatta kalmak istiyorsan. Ondan korkmuyorum. Bölge şerifi. Şş. Kalk hadi. Bölge şerifi, açın lütfen. Tek bir kelime bile etme sakın. İyi akşamlar memur bey. İyi akşamlar. Bir sorunumuz var. Galiba bir kimlik karışıklığı olayı yaşıyoruz. Otel müdürü daha önce aynı isimde birinin kayıt yaptırdığını hatırlıyor. Aynı kredi kartıyla. Eğer kimliğinize bakabilirsem olayı çözebiliriz. Gidelim. Tamara, buraya gel. Lanet olsun. O burada. Lanet olsun. Hey! Hey! Yüzünü dön bana. Nereye gittiğini sanıyorsun?
çalışmaktan çok yoruldu. Öyleyse bana gel. Evet, evet, evet. Doğru. Yüz güzelliğini korumak için ne kullanıyordun? Kabul etmeliyim ki bunun olacağını göremedim. Seni öldürme onurunu ona mı bırakacaktım? Hiç sanmıyorum. Madem ama. Özel bir bağ sahibiz. Aklını mı kaçırdın sen? Aklım başımda. Yaşadığımız bunca şeyden sonra böyle mi yapacaksın? Sence de klişe bir şey değil mi? Bu senin sosyopatça oyunlarından biri değil. Bu senin ölümün. Eğer bu... Bilmiyorum. Diyelim ki sosyopatça oyunlarımdan biri olsaydı... Kesinlikle bunu söylemeni sağlardım. Sonra da derdim ki... Hadi ama yaparsın. Devam et, çek tetiği. Sorun değil. Üniversiteli kızlar. Her şeyi anlayabileceklerini sanıyorlar. Buna pompalı mekanizma demelerinin bir sebebi var. Beni öldüremezsin Emma. Ben senin en derin yerindeyim. Nefes al. Seni azat etme vakti geldi.
Galiba bu herif cüzdanımı çaldı. Dur. Hırsız. Adımı öğrenmenin talihsiz sonucu. Herkes ölecek. Tarafından kaçırıldı. Hadi.